Hoş geldiniz. Bu akşam AB Yeşil Taahhüdü ve Yeni Kimyasal Stratejisi ile ilgili bir söyleşi yapıyoruz. Önce ben biraz Risk Yönetim Derneği'nden bahsedeceğim. Daha sonra da sunumu sunacak olan Mustafa Hoca'dan hocanın geçmişinden biraz bahsedeceğim. Risk Yönetim Derneği 2006 yılında Hilal Kılını tarafından Yahoo grubu oluşturularak oluşmuş bir risk yönetim grubuymuş aslında. İş güvenliği konuları işlenmiş. Yaklaşık olarak 12 yıl sonra da Risk Yönetim Derneği 7 Ocak 2020'de bir dernek olarak faaliyetine başlamış. 11 kişi tarafından ilk kurucuları 11 kişiden oluşmakta. Kuruluşun amacı ise iş sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı, halk sağlığı gibi alanlarda çok disiplinli, multidisipliner bilimsel çalışmalar yapmak ve iş sağlığı güvenliği alanında insanları bilgi ve donanımı arttırmak için yardımcı olmak aslında. Bugünkü konumuz da yine bir uzmanlık grubunun olduğu KKDK3 uzmanlık grubunun sunumu olan AB Yeşil Taahhüdü ve Yeni Kimyasal Stratejisi. Daha önce Ekim ayında Mustafa Hocam da yine bir AB Zehir Danışma Merkezi ile ilgili çok spesifik bir alanda bir sunum yapmıştık zaten. Mustafa Van, Mauritshuis, Belçika Kimya Endüstrisi Mühendisliği mezunu. Kendisi 10 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 2003 yılında Sanayiciler Derneği'ne katılıyor. 2019 yılına kadar burada GBF hazırlayıcısı, güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimini ve kimyasal değerlendirme uzman ve eğitimini olarak görev yapmış. 2019 yılından sonra da kendisi şu an Mustafa Van'ın akademiyi kurarak kimyasal değerlendirme uzman eğitimleri ve yine güvenlik bilgi formu eğitimleri vermektedir. Aynı zamanda kendisi bir 14 bin bir 18 2001 gibi konularda da başlamıştır. Ben sözü Mustafa Hoca'ya veriyorum. Daha fazla uzatmadan yaklaşık olarak 45 dakika boyunca sunum yapacağız. Arkadaşlar sorularınız varsa sizden ricam chat bölümünü kullanın. Chat bölümünde konuşmamız bittikten sonra, sunumumuz bittikten sonra hepsini tüm soruları Mustafa Hoca'ya tek tek yönelteceğim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Mustafa Hocam, söz sizde. Peki, ben teşekkür ederim. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu akşamki konumuz biraz dolaşma olacak, gezme olacak. Muhtelif branşları dolaşacağız. Özellikle Avrupa Birliği'nin çevre ağırlıklı konularına bakacağız. Ve onların son zamanlarda ağırlıklı olarak yüklemiş oldukları çevresel yakınlamalar, verecekleriyle ilgili gelecekle ilgili kararlar vesaire irdelenecek. Ama öncelikle Avrupa Birliği'nin artı tabii ki bizim de ülkemizdeki gelişmelerin nereden kaynaklandığını bir göz atalım istiyorsanız. Şöyle ki Fransız ihtilalinden 9 sene sonra bir İngiliz Malthus, kendisi nüfus bilimcisi, An Essay on the Principle of Population adlı bir eser yazar ve bu eserinde özellikle gıda üretiminin artışıyla insan nüfusunun artışı arasında orantı olmadığını, insan nüfusunun geometrik diziyle ama buna karşın gıda miktarının artışının aritmetik diziyle olduğunu görer. Özellikle burada bir kendisi aristokrat olduğu için, asil olduğu için diyelim, aşağı sınıftaki insanların yaşamalarının devam ettirmeleri için onlara gıda, ilaç vesaire yardımına karşıdır. Ve bu konuda yapmış olduğu çalışmada özellikle bu sınıfın, aşağı sınıfın diyeceğimiz, öyle bir sınıf yok tabii de, onlara göre alt sınıfın nüfusunun artmasını engellenmesi gerekir ki ileri zamanlarda nüfus arttıkça gıda miktarının artışı da ona göre gelişsin. Daha sonra 62 yıla geldiğimizde çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çevresel alanda ilk farkındalığı, meşhur kelime, farkındalığın olduğu başlangıçlardır. Biyolojist Carson Sessiz Bahar diye bir eser yazmıştır. Bu eserinde özellikle kullanılan insektisit ve pestisitlerin çevreye yapmış olduğu zararlar, işte hayatı idame ettiren, devam ettirecek olan arıların, benzer böceklerin ve ortamın maalesef bunlar tarafından yok edildiğinden bahseder. Örneğin DDT'nin kullanımından bahseder ve bunun üzerine dikkatleri çekmeye çalışır. 72.
pardon 1972'ye gelindiğinde Birleşmiş Milletler'in bir görev verdiği bir grup ki başlarında Meadows var. Meadows'un yapmış olduğu çalışmalarda The Limits to Grow Global Challenge şeklinde bir eser ortaya koymuşlar bir grup. Buradaki ana temada enerji ve ham madde kullanımında limit olduğundan bahseder. Sonra bildiğiniz gibi Uluslararası Standartizasyon Örgütü önce İSA olarak kurulmuştur 1926 yılında. Ancak çok da önemli bir örgüt olarak görünmediğinden artı araya İkinci Dünya Savaşı girdiğinden dolayı bu kuruluş yerini 1946'da Uluslararası Standartizasyon Örgütü'ne bırakır ve dolayısıyla ISO da o zaman da kurulmuş olur. 72'ye geldiğimizde Birleşmiş Milletler'deki Stockholm toplantısında Only One Earth yani bir tane dünya var. Hani biz hep deriz ya bundan başka İstanbul yok gibi. Burada da dünya, bundan başka dünya yok. Dolayısıyla dünyadaki doğal kaynak, yeni teknolojiler ve uluslararası finansal araçları göz önünde tutmamız gerektiğinden bahsederler. Ve nihayet 80'e geldiğimizde dünyanın koruma stratejisi ana temalı Birleşmiş Milletler toplantısında sürdürülebilir kalkınma, sustainable development kavramı ortaya atılır. Sonra 87'de gene Birleşmiş Milletler toplantısından sonra çıkan ki biliyorsunuzdur meşhur Brundtland raporudur. Bu burada çevre ve ekonomik gelişmeler arasındaki ilişkiler bu raporda oldukça vurgulanmıştır. Özellikle Our Common Future, ortak geleceğimiz konusunda hareketle bu rapor bayağı ciddi reaksiyonlar getirmiştir. Gene bana göre çevre konusundaki dönüm noktalarından biri olan 1992'deki Rio'da çevre ve kalkınma ana temalı zirvede bir sürü karar alınmış. Ancak burada özellikle biz kimyacıları ilgilendiren Gündem 21, Ajanda 21'de gerek atıkların gerekse kimyasalların yönetimi için bir dünya çapında birlikteliği sağlayacak, homojenliği sağlayacak olan bir çalışma yapılması ileriye sürülmüştür. İşte GHS dediğimiz yani Global Harmonization Sistemin ortaya çıkması, fikir olarak atılması burada başlamıştır. Sonra Rio 6-10'da dediğimiz 2002'de Johannesburg'daki gene zirvede gene aynı temalı ama bu defa buradaki çalışmalara ilave bir faktör sokulmuştur. Fakirlikten bahsetmiştir. Yani çünkü herkes çevre havarisi, bol keseden onu şöyle yapalım, şunu arıtalım, şu testleri yapalım falan deniyor ama baktığımızda dünyadaki ülkelerde bunu karşılayacak yeterli miktarda para yok, pul yok. Dolayısıyla bunu dile getirmek artı imkanı olan ülkelerin fakir ülkelere mutlaka destek sağlaması lazım. Çevrenin koruması açısından bakıldığında. Ve burada da gene GHS konusu bu zamana kadar bir şekilde 10 senedir gelişmediği için burada tekrar vurgulanmış. Denmiş ki artık bu işin tabiri caizse tadı kaçtı. GHS konusu ciddi bir şekilde ele alınsın ve uluslararası şekilde en geç 2008 yılında tüm ülkeler bunu uygulamaya davet ettirsin demiş ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik kavramının gelişmesi baktığınız takvim çerçevesinde bu şekilde ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği'ne dönecek olursak, Avrupa Birliği'nde çevreyle konulu olarak baktığımızda 87 yılının tek senet konusunda çevre konusu Avrupa Birliği'nin temel yasalarına girmiştir. Genelde Roma Anlaşması'nın 130. maddesinde değişiklik yapılarak kirleten öder ilkesi ortaya çıkmış fakat hala sürdürülebilir ilkesinden söz edilmemiştir. 92'de yapılan Maastricht Anlaşması'nda çevre alanına politika statüsü verilmiş ve AB hukukuna sürdürülebilir kalkınma kavramı resmen oluşturulmuştur. Daha sonra 97'de Amsterdam Anlaşması'nda ise sürdürülebilir kalkınma kavramı AB'nin ana hedeflerinden birisi haline gelmiştir. Aslında baktığımız arkadaşlar Avrupa Birliği'ndeki çevre politikasının işte günümüzdeki yok yeşil mutabakat vesaire hale gelmesinin temelinde Avrupa Birliği'nde 70'li ve 80'li yıllarda atıkların yönetilmesiyle ilgili ortaya çıkan skandallar, sorunlar neticesine dikkati çekmiş ve politika yapıcıları kötü
yönetilen atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkisine karşı uyarmıştır. İşte o zamanlarda çoğu insanlar hatırlar, belki okumuşlar da, işte büyük gelişmiş ülkelerde, Avrupa'daki Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sındaki atıklar gemilerle Afrika'ya ıssız bölgelere götürüp oralara dökülüyordu. Her yer berbat oluyordu. Onu bırakın, Avrupa'nın kendi içinde yaşanmış olan bir olay var. 1983 yılında Kuzey Fransa'da terk edilmiş olan bir mezbada 41 varil içinde dioksin atığı içeren atık ortaya çıktı. Nereden gelmişti bu? 76 yılında biliyorsunuz İtalya'nın Seveso kasabasındaki kimya fabrikasındaki salınım sonucunda çevre bayağı kirlenmiş ve etraftaki dioksinde ağır kontamine olmuş malzemeler vardı. İtalya Fransa ile anlaştı. Dedi ki benim imkanım yok. Ben bunları toparlayacağım. Fransa'da yakma tesisi vardı. Fransa'ya göndereceğim dedi. İşte bunları varilleri topladılar. Efendime söyleyeyim kamyonları yüklediler. İşte Çizme'den kuzeye doğru çıktı. Ama ne hikmetse kamyonlar Çizme'nin kuzeyine vardıktan sonra buharlaştılar. Bunlara ait işte 43 tane varil 8 ay kayıptan sonra, hareket halinde kayıptan sonra Fransa'daki terk edilmiş bir mezbahada çıktı. İşte bu olaylar yine Avrupa Birliği'nde çevresel konudaki uyanmalara, hareketlere yavaş yavaş ortaya çıktı. Hani çevre konusu öyledir biliyorsunuz, hani herkes evinin önünü temizler ama temizlerken süpürdüklerini yan tarafa atar, başkasının evini kirletir vesaire vesaire. Dolayısıyla bu şekilde Avrupa Birliği'nde çevre konusunda uyumla, uyarma vesaire oluştuktan sonra bu konuda kurumlaşmaya başladı. Ne şekilde? 73 yılı önemli bir yıl bu konuda. Çevre Tüketiciyi Koruma Komitesi DG3 kuruldu. Avrupa Parlamentosu'nda bir çevre komitesi kuruldu ve daha sonra göreceğimiz, hatta sonunda yeşil mutabakata, yeşil taahhüte kadar uzanan eylem planları devreye girdi. Birinci çevre eylem planı 73'te 76 arasında. Sonra 81'de bu defa çevre direktörlüğü, genel direktörü, genel müdürlük 11 kuruldu. Ve de yine kalıcı olarak bir olay oluştu. 85'teki Avrupa Birliği Mahkeme kararı, ki 200 taksım sayılı 35 sayılı bir karar, çevrenin korunmasının AB'nin temel hedeflerinden birisi olarak ortaya çıktı. Ve bundan sonra eylem programları oluştu. İşte birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, ama beşincisi ve sonra altıncısı biraz farklı mantıkla yapıldı bunlar. Şöyle ki, beşinci çevre eylem planına baktığımızda sürdürülebilir amaç ortaya kondu ve bunlar aranmaya başlandı. Dendi ki özelliklerde öncelikle yaşam kalitesinin genel anlamda korunması, doğal kaynaklara sürekli ulaşımın sağlanması, kalıcı çevre hasarlarının önlenmesi ve işte meşhur ifade, sürdürülebilir kalkınmanın gelecek kuşakların ihtiyaçlarını düşünerek bugünün ihtiyaçlarının karşılanması olarak uygulanması, yani denir hep işte bugünkü imkanlar gelecek kuşaklardan ödünç alınmıştır vesaire gibi felsefesi de yapılmakta. Nedir temel nokta? İki tane temel nokta var. Bir tane, birincisi, çevre boyutu artık toplumun, yani AB toplumunun anahtar politikalarında da yer alması. Ve de ikincisi, daha önce uygulanan talimat kontrol yaklaşımından paydaşlar arasında sorumluluğun paylaşılması. Daha önce otorite bu işi üstlenmişti. Çevreyi korumaya çalışıyordu. Ona buna şuna şunu yapma, bunu yapma, onu öyle yap falan diyordu. Ama artık dedi ki ben bu sorumluluğu üstümden atıyorum. Bu işi, yani çevreyi kirleten öder dedik ya, bu işi kim çevreyi kirletiyorsa artık onlar bu işi üstüne alsınlar. Sanayi bu işi üstüne alsın. Artı halk da artık bu konuda sorumluluk üstlensin dendi. Strateji temel olarak 5 hedef sektör seçildi. Daha önce bunlar söz konusu değildi. Bir tanesi endüstri, birisi enerji sektörü, birisi taşımacılık, biri tarım, diğeri turizm ve burada da 7 tema ve hedef seçildi. Ekim değişikliği, asit yağmuru ve hava kalitesi, kentsel çevre, kıyı bölgeleri, atık yönetimi, su kaynaklarının yönetimi, doğanın korunması ve
biyolojik çeşitlilik 7 tane tema oluştu. Sonra 6. plan 10 yıllık bir dönem için yapıldı. Burada yine 4 tane öncelikli alan seçildi. İklim değişikliği, doğa ve biyoçeşitliliği, çevre ve sağlık, doğal kaynaklar ve atıklar öncelikli alan ve 7 tane tema stratejinin ana kaynaklarını oluşturan havanın atık önlemleri ve geri kazanımı, deniz çevresi, toprak, pestisitler, doğal kaynaklar ve kentsel çevre olarak seçildi. Ve daha sonra 7. Çevre Eylem Programı'na gelindi. 7. Çevre Eylem Planı'nın sonucu 2020'ye kadar devam eden bir plandı. Ana fikir, planetimizin sınırları çerçevesinde iyi yaşamak, imkanları çerçevesinde iyi yaşamak. Bunlar işte uygulamada doğal sermaye dediğimiz kaynaklar, doğal kaynaklar, entegrasyon, bilgilendirme, kaynak etkili ekonomi, yatırım, uluslararası karşılaşacak zorluklar ve sürdürülebilir şehirler şeklinde. Buradaki ana maddelere baktığımızda bir tanesi birliğin doğal sermayesini korumak, muhafaza etmek, yani çevresel sermayeyi. Kaynaklarını verimli, yeşil ve rekabetçi bir düşük karbon ekonomisine dönüştürmek. Karbon konuları burada yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Gene bunun yanında vatandaşların çevrenin baskısıyla ilgili olarak sağlık ve refahlarının risklerden korunmasının öngörülmesi, uygulamayı iyileştirerek birliğin çevre mevzuatından hareketle faydaları üst düzeye çıkarmak, çevre hakkındaki bilgileri topluma yansıtmak ve politika için karar almada tabanı genişletmek, olay sadece 3-5 politikacının değil, toplum tabanın da bu işte katkıda bulunması, çevre ve iklim politikası için yatırımı güvence altına almaya ve herhangi bir faaliyet çerçevesinde mutlaka çevresel maliyetlerin de göz önünde bulundurulması, şehirlerin sürdürülebilirliğini daha oluşabilir hale getirmek ve uluslararası çevre ve iklim zorluklarını zorluklarıyla daha etkili bir şekilde uğraşmak. Sonra sekizinci çevre eylem planı oluşturulmuş ve yedinci de halen oluşturulmuş olan 2050 yılına kadar gezegenlerin sınırlarının içinde iyi yaşamak doğrultusunda sözünü ettiğimiz Avrupa Yeşil Mutabakatı çevre ve iklim eylemler hedefiyle desteklenmelidir ve Birleşmiş Milletler'in de bu konuda biliyorsunuz toplantıları var. Paris'te yapılan en son 2030 gündemine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmalıdır. Yani burada hem Avrupa Birliği kendi hedeflerini öngörüyor ya da karşılamaya çalışıyor. Hem de bir taraftan uluslararası ortaya konmuş olan 2030 gündeminde ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunması. Evet, burada genelde Avrupa Birliği'nin 8. eylem planları ki bunların çoğu yeşil mutabakat ya da taahhüt alanına kayacaktır. Bunlar genelde işte iklim nötrlüğü, çevrede uyum, biyolojik çeşitlilik, doğada tahrip olmuş ya da eskimiş olan şeylerin geri kazandırılması, ortama alınması vesaire vesaire gibi hedeflerin ortaya konması ve artık bu 8. plan çerçevesinde de Birleşmiş Milletler'in 2030 gündeminin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin altında işin temelini oluşturmak. Bir göz atalım sürdürülebilir kalkınma Birleşmiş Milletler'in 2030 gündemine. Bu konuda 2030 gündeminde 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma zirvesinde kabul edilmiş. Bu çerçevede 17 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlenmiş ve aynı şekilde erişim düzeyini izleyebilmek için 231 tekil göstergeden oluşan bir küresel gösterge seti bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. İşte TÜİK'in 2 Şubat 2021 tarihli yapmış olduğu şeye baktığımızda, yayına baktığımızda, Türkiye için toplam sera gazı emisyonu 2010 yılında 398,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri iken, 2018 yılında 520,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşmiş. Gene 2018 yılı emisyonlarında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı %29 ile elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ve %26'sını da imalat sanayi kaynaklı emisyonlar oluşturdu. Şimdi bunları takip etmek için web sayfalar oluşturulmuş. Bunlardan bir tanesi ekranda görmüş olduğunuz Climate Reaction Tracker.org diye bir web sayfası. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş ve burada ülkelerin durumlarını görebiliyorsunuz. Türkiye'ye görebilirsiniz. Mesela bakın burada country demiş. Gittiğimizde, Türkiye'ye gittiğimizde buradaki değer 30 Temmuz 2020'deki bilgiler verilmiş. Şurada görüyorsunuz bir skala var. İşte artı 4 santigrat, 4 santigratın altında, 3 santigratın altında, 2 santigratın altında, 1,5 santigratın altında ve 1,5 santigratın çok altında gibi bir skala yapılmış. Ve skalada birincisi kritik olarak çok yetersiz, işte çok yetersiz, yetersiz, uyumlu olabilir. Burada 1,5 derecelik anlaşma ve bu da 1,5'u da role model olarak koymuş. Ülkemize baktığımızda görüyorsunuz burada seçilen şey kritik olarak çok yetersiz. Durumumuzu o şekilde gösteriyorum. Gösterge ve şöyle bir açıklama var. Aslında bayağı uzun bir açıklama var. İsteyen oraya girip bakmasında yarar var. İnceleyebilir. Diyor ki küresel salgının bir sonucu olarak Türkiye'nin emisyonlarının 2020'de 2019'a göre %3 ila 5 daha düşük olmasını bekliyoruz. Ancak 2021'de 2019 seviyelerine geri döneceği düşünülüyor. Bunun nedeni Türkiye hükümeti yeşil bir toparlanma başlatmamış. Önceliği ülkenin ekonomik canlandırma çabalarına odaklanma, özellikle 25 yaşın altındakiler için istihdam sağlamak ve ihracat ve üretim odaklı büyümeyi canlandırmak. Yani diyor ki çevreye pek o kadar önem vermiyor, ekonomiyle uğraşıyor, istihdamı ve ülkedeki refahı geliştirmeye çağlayan bir mantıkta. Bu da bizim için bir gösterge Birleşmiş Milletler'in 2030 tarihli hedeflerine bağlı olarak. Peki yeşil mutabakat nereden çıktı? İşte bu bahsettiğim gelişmeler oluştu. İşte birinci eylem planı, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve arkasından sekizinci bu yeşil mutabakata ya da yeşil taahhüte ya da yeşil anlaşmaya, ne derseniz deyin, Green Deal İngilizcesi olarak ulaşmaya geldi. Bana kalırsa hikaye Ursula von der Leyen'in AB Komisyon Başkanlığı adaylığı için hazırlamış olduğu bir, ne diyeyim, ajenda. Ajandasında da görülüyor. A union that strives for me, my agenda for Europe. Bununla başladı. Ekranda görmüş olduğunuz şeyden gidip okuyabilirsiniz. 3-5 sayfa. Ama burada bizi ilgilendireceğini düşündüğüm cümleler aşağıda. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın sağlığı için Avrupa'nın sıfır kirlilik hedefine doğru ilerlemesi gerekiyor. Gene vatandaşların sağlığını çevresel bozulma ve kirlilikten korumak için hava ve su kalitesi, sonrası bizi ciddi olarak ilgilendiriyor. Tehlikeli kimyasallar, endüstriyel emisyonlar, pestisitler ve endokrin bozucuları ele alan bir strateji ortaya koyduğunu söylüyor. İşte bu da onun propagandası seçilmek için. Neticede tabii ki sadece bundan dolayı seçilmedi ama seçilmesinde büyük etken olduğu, yaptığım okumalarda, rastgele gördüğüm şeylerde, yazılarda vesairelerde etkili olduğu söyleniyor. Peki ne oluyor? Tabii ki konuştuğumuz gibi Avrupa Birliği bu konuda işte 2019 tarihinde European Green Deal çerçevesinde bir metni yayınlıyor. Çok özetle bakacak olursak bu kabul edilen metinde mevzuatta 2050'ye kadar varan iklim nötrlüğü, yani sıfır sera gazı emisyonu. Ve bununla ilgili olarak gidebilmek için de 2030 yılına kadar 90 seviyelerine göre %50-55 oranında azaltmak. Aslında göreceğiz biraz sonra %40'lı program ama %55'e çekelim, hatta 60'ları çekelim diyen var. Ve burada da taahhütü adil, refahı yüksek, kaynakları verimli kullanan, rekabetçi bir ekonomiye sahip bir topluma dönüştürmeyi amaçlıyor. Burada bir şeye dikkatini çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet, çevreye önem veriliyor.
Dolayısıyla insanlar önem veriyor ama ekonomi de boş bırakılmıyor. Dikkat edin, hemen hemen her yaklaşımda, her öne çıkan öneride mutlaka ekonomide bir kendine yer buluyor. Şekilsel olarak bakacak olursak ekranda görmüş olduğunuz bir özelliğe sahip. İstenen şey bir kere toksik olmayan bir çevre, sıfır kirlilik hedefi. Yani bizi ilgilendiren kimyasallarla ilgili. Ekosisteme biyolojik çeşitliliği korumak ve iyileştirmek. Tarladan çatala denilen kısaca adil, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir gıda sisteminin geliştirilmesi. Sürdürülebilir ve akıllı hareketliğe geçişi hızlandırmak. Bu tarafa geçecek olursak, bu da emisyon vesaireye ilgili, AB'nin 2030 ve 2050 için hedefini arttırmak. Yani 2030'da 60'lara 55'lere gidelim, 2050'de sıfırlayalım. Temiz, maliyeti uygun ve güvenli enerji sağlamak. Yani temiz, uygun ama devamlı elde edebilecek olan enerjiyi sağlamak. Gene temiz ve döngüsel bir ekonomi içinde harekete geçirmek. Enerji ve kaynakları verimli bir şekilde yerleştirmek, yenilemek. Burada tabii şu alanda bahsettiğimiz şeyin, burası tabii söz konusu, bir finansman ihtiyacı var. Geçiş yapalım diyoruz ama finansman ihtiyacı var. Burada da adil geçiş, kimseye geride bırakmamanın anlamı da gene bu geçiş finansmanı sayesinde imkanı olan endüstrilere, sanayiye bu konuda destek sağlanması. Burada gene bizi ilgilendirecek olan konu, burada demiştim, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik için yeni kimyasal stratejisi. Bir de arkadaşlar daha sonra göreceğiz şurada. Araştırma bu konu önemli. Araştırma ve yeniliğin teşviği, o da önemli. Onunla ilgili olarak da Horizon 2020, Ufuk 2020 araştırma projeleri ve bununla ilgili uluslararası boyutta Avrupa Birliği'nin ve için içinde Türkiye'de var boyutta araştırmaların geliştirilmesi. Şimdi ana konularına bakacak olursak, çok fazla detaya girmeden. Bir kere neden diyor? Climate Neutral Europe, iklim nötr Avrupa. Yani Avrupa Birliği en üstteki amacı 2050 yılında net sıfır sera gazı emisyonu hedeflemiş vaziyette. Döngüsel ekonomi, duymuşsunuzdur, epidir Avrupa'da konuşmaktaydı. Burada daha az materyal kullanıp bazılarının geri kazanımı vesairesi ve çelik, çimento, tekstil sektörlerinde karbon emisyonlarının azaltılması. Ekosistem, biodiversity, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitlilerin çeşitlilikte azalmanın önüne geçilmesi, buradaki kirlilikle mücadele ve yeni bir orman stratejisi, bu da önemli. Biz burada ormanların ortasını kesip geçiyoruz, yıkıp geçiyoruz. Onlar bu konuda yeni yeni stratejilere girmeye çalışıyor. Farm to fork strateji, çiftlikten çatala, yani yeşil ve sağlıklı bir tarım, kimyasal katkılar, gübre, antibiyotik kullanımının azaltılması, bunu nasıl yaparlar bilemeyeceğim. Çünkü yani meşhur organik tarım dediğimiz şeyle miktarla, şekille insanları nasıl besleyebilecekler göreceğiz. Yenilik, finansal destek, işte biraz evvel bahsettiğim ARGE yenilik finansal destek. Burada fosil yakıtlara fazla bağımlı üye ülkeler için geçiş sürecine destek. Ki bunu da özellikle Just Transition Mechanism, yani geçiş sürecinde, hani bunu ilanayını beklemeyin tarzında. Biraz evvel yukarıda söylemiş olduğum Horizon Europe programında, yani 2020 Ufuk programında en az %35'inin bütçesinin en az %35'inin yeşil mutabakat amaçları doğrultusunda kullanılması ve de sera gazı emisyonlarının sadece sanayide diğer şeyler değil, taşımacılık. Bu da çok önemli. Elektrikli araçlar birlik genelinde 2055 yılında 1 milyon şarj istasyonu, denizcilik, havacılık ve ağır kara taşımacılığında hidrojen ve biyoyakıt kullanımının teşvik edilmesi. Peki bunu çıkardılar, şimdiye kadar ne yaptılar? Bu anda yazdılar, ettiler. Şimdi bir kere öncelikle 2021-2026 döneminde kullanılmak üzere 1 trilyon euro hacminde bir bütçe üzerine anlaştılar. Bunun %30'luk kısmı iklim hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli projeler için kullanılacak. Karbondan arındırma planı çerçevesinde
İşte temiz hidrojen, yenilebilir kaynaklar, karbon yakalama, depolama gibi yonlara yönlendirilmesi. Biraz evvel söyledim, just transition fond olarak adlandırılan fond, karbon yoğun endüstri, yoğun üyeliklere bunun azaltılmasına karşı kullanılması. Burada biraz evvel söylediğim 2020 ufuk çerçevesinde sistem 100 milyar euro olarak öngörülmüş olan bir bütçe var ama bu bütçeyi 71,9 milyar euroya indirdiler. Gene 3 Temmuz 2020'de 1 milyar euro bütçeli EU Innovation Fund altında projeler için çağrılar yapıldı. Size göstereceğim web sayfasını onların. Bakıp incelemekte yarar var. Türkiye için bir şeyler çıkar mı çıkmaz ama bu konuda bir sürü TÜBİTAK'lar, şunlar bunlar vesaire hepsi girmişler işin içine. Burada işte depolama mekanizmaları, şunlar bunlar bu fon altında beslenecek ve bunun finansmanı EU'nun karbon fonundan karşılanacak. Ha, bu arada söyleyeyim, burada bahsetmiyoruz. Gene bu şeylerin mekanizmalarından yeşil çevre ya da yeşil anlaşma mekanizmalarından biri de sınırda karbon vergisi koymak. Karbon konusunda Avrupa'ya mal satan ama bu konuda özeli olmayan, çalışması vesairesi olmayan gibi ülkelere sınırda karbon vergisi koymak. İşte burada da işte bahsettiği karbon fiyatlarının düzeyine bağlı olarak alınan fonun önümüzdeki 10 yıl içinde 10 milyar euro servisine çıkabileceği söylenmekte. Hidrojen ve enerji sisteminin entegrasyonu devreye girmekte. Biraz sonra göreceğimiz Mart 2020'de AB Komisyonu'na sunulan taslak, AB İklim Kanunu, EU Climate Law ve Ekim 20'de Avrupa Parlamentosu'nda bir takım değişiklikler yaparak onay gördü ve üye ülkeler arasında bu konudaki müzakere süreci başladı. Nedir Avrupa Birliği'nin şey kanunu, iklim kanunu? Şimdi bu iklim yasasına bakıldığında yapıldı ama yine bunun çerçevesinde değişiklik yapılması gündeme geldi. 2020'nin Mart ayında 2018'de yayınlanan yasada, yani 2030'da emisyonu %40'a çekme, %40 oranında azaltma yaklaşımında, ki bu 2030 Birleşmiş Milletler'in hedefine yaklaşmaktı. Dendi ki bu yetersiz, bunu 155 olarak revize edelim. Taslak yasa konusunda kısmi uzlaşı sağlandı. Evet, 2050 yılına kadar karbonla nötr sıfır olma hedefinin bağlayıcı olması, bakın dikkatinizi çeker. Ben bunun için taahhüt diyorum buna. Bir takım Türkçelendirilmiş şeylerde mutabakat deniyor, bazı yerlerde anlaşma diyor ama bakın bu bir, bence bir taahhüt, bağlayıcı. Yani 2050 yılında sıfır karbon emisyonunu bağlayıcı olması hükmünü kabul etmiş vaziyette. Bununla birlikte bilin 2030 yılı sera emisyonlarının 90'a kadar ne kadar azaltması gerektiği tartışılıyor. Hatta ilk taslak metinlerinde bunun %65 olma önerisi yapılmış. 8 Ekim 2020'de %60 azaltım hedefi son metinde kabul edilmiş. Ama daha sonraki tartışmalarda görmüş ki herhalde büyük bir ihtimalle bu %55 olacak. Ve %60'tan %55'e geçişte parlamenterler arasındaki tartışmada %5 puanın çok hırslı bir hedef olduğundan bahsediliyor. Ve bir de gene önemli bir nokta, üzerinde ulaşılan bir nokta, karbon nötr olmasının şartının ülkeler bazında değil, birliğin toplumu içinde getirilmesi. Burada gene bir kıvırtma var. Yani Fransa biraz daha fazla, Almanya biraz daha az, Lüksemburg boşver hiçbir şey yapmasın, o bilmem ne, biz bunları toplayalım, çarpalım, çakalım, ne olmuş? Sıfır oluyor. Ha, onun içine gelelim, Türkiye'de ormanlar kuralım, Bulgaristan'da ormanlar kuralım. Bu ormanlar işte şu kadar karbonu hapseder, çarp böl çıkar, işte karbon izi şu kadardır. İşte ben Türkiye'den atıyorum şu kadar metrik ton karbondioksit kazanıyorum gibi yaklaşımlar mutlaka olacak. Bir durum tespiti yapalım bu arada. Şimdi büyüklüğe bakacak olursak, kimya sanayinden bahsediyorum. Artık ötekilerini bıraktım, sadece kimya sanayinden bahsediyorum. Şimdi kimyasalların küresel satışları 2018'de 3.347 milyar euro olmuş. Ki dünyanın ikinci büyük üretici seviyesindeymiş ki satışların yüzde
16,9'unu oluşturuyormuş. Ancak bu pay son 20 yılda giderek aşağı inmiş, yarı yarıya azalmış ve 2030 yılında dünyada ikincilikten hatta üçüncülüğe düşeceği tahmin ediliyor. İstihdam %95'i KOBİ olmak üzere 30 bin civarında şirketten oluşuyor. Yaklaşık 1.2 milyon kişiyi doğrudan, 3.6 milyon kişiyi dolaylı olarak istihdam ediyor. Ve AB'nin dördüncü büyük endüstrisi. Mevzuat, burası önemli. Sonra yine geleceğim bu konuya. Vaktim kalırsa tabii. AB'nin biliyorsunuz kimyasalların kayıtlı değerlendirmesi izni ve kısıtlanması REACH. Ki bizde burada KAKA'dik olarak karşılığı var. Artı yine zararlı maddelerin sınıflandırılması etiketli yönetmeni CLP. Ve diğerleri de olmak üzere yaklaşık 40 kadar mevzuat. Bunun çerçevesinde dışında oyuncaklar, kozmetikler, biyositler, bitki koruma ürünleri, gıda işlerine, kanserojen güvenliği gibi ele alan çevre ve diğer mevzuat gene dünyada örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında AB'deki insan üzerindeki biyo izleme çalışmalarının neticesinde bazı pestisitlerin, biyositlerin, farmasötiklerin, ağır metallerin, plastikçilerin alev geciklere dahil olmak üzere insan kanında ve vücut dokusunda artan sayıda farklı tehlikeli kimyasallar varlığı görünüyor. Ve de doğum öncesi çeşitli kimyasala maruz kalma, fetal büyümenin azalmasına ve doğum oranlarının düşmesine yol açtığı da gene tespit edilmiş. Ayrıca Avrupalıların %84'ü günlük ürünlerde bulunan kimyasalların kendi sağlıkları üzerindeki etkisinden endişe duymakta ve %90'ı da bu kimyasalların çevre üzerindeki etkilerinden endişe duruyor. Bu bir durum tespiti. Bunun dışında mevzuattan bahsetmiştim. Burada. Şimdi şöyle bir olay var. Bir eser var. Anu Bradford tarafından yapılmış. The Brussels Effect. Büyüksel etkisi diye. Ki bunlar özellikle kimyasallar ve otomotiv gibi eski ekonomi denilen ki bunlar 20. yüzyılın başlarında gelişmekte olan endüstrilerdi. Bunlar da iyi biliniyor. Genellikle piyasa güçleri aracılığıyla yayılıyor. Şirketler bir taraftan pazara girmek istiyor. Avrupa Birliği büyük bir pazar. Bu pazara girmek için ne yapmak zorunda? Avrupa Birliği'nin kurallarını benimsemek zorunda. Şimdi bu pazarda atıyorum mesela ne bileyim ben uluslararası bir şirket. İşte bu kuruluşun Türkiye'de bir ayağı var, Hindistan'da bir ayağı var, Amerika'da bir ayağı var. Bu şimdi Avrupa Birliği'ne mal satacaksa Avrupa Birliği'ne kurallarına uymak durumunda. Şimdi orada uyuyor, yatırım yapıyor, sistem olursa neden Türkiye'deki kurallarda buna uymasın? Ya da ona ben Türkiye'de de uymayayım. Neden Hindistan'dakine de uymayayım? Neden Amerika'dakine de uymayayım derken bu mevzuat uyumu küresel bir hale geliyor. Bazen hükümetler tarafından kullanıyor ancak zorunlu değil. Bunu şu arkadaşlar bakacak olursak AB'nin ekonomik sistemi gelişi genelde saldırgan bir hegemon olarak düşünülmüyor. Sadece ABD ile Çin arasındaki itişmeden arada kalıp ezilmekten kaçınmaya çalışıyor. Ama dikkat ederseniz sektör sektör dünya ekonominin kurallarını belirliyor. Şimdi çerçevede çıkmış olan kimyasal strateji olarak ki bu yeşil mutabakat ya da taahhütün ana konulardan bir tanesi toxic free environment. Yani toxic and muaf ya da temiz olan çevrede sürdürülebilir kimyasal stratejisi. Normal olarak Avrupa Birliği ciddi olarak REACH'ten sonra yani 20 yıldır ciddi bir strateji ortaya koymadı aslında. Yeşil anlaşmaya bakacak olursak bunların temelinde yatan şey kimyasalların topluma katkılarının en üst düzeye çıkması ve de bunların üretimleri ve kullanılma esnasında da gezegene ve geleceğe zarar vermekten kaçırılarak üretildi zehirsiz bir ortam isteniyor. Güvenli ve sürdürülebilir kimyasalların üretimiyle ilgili olarak Avrupa Birliği kendisini bu alanda dünyada rekabetçi olarak görüyor. Ve burada da strateji, yatırım güvenliği, sürdürülebilir ürünlere
doğru bir dönüşüm alınması isteniyor. Ürün hiyerarşisine bakacak olursak, bunu net olarak koymuş vaziyette strateji. Öncelikle güvenli sürdürülebilir kimyasalların göz önünde bulundurulması, sonra gerektiği alanlarda azaltma ve kontrola gitmek ve daha sonra da ortadan kaldırmak ve bunları düzeltmek şeklinde bir hiyerarşi düşünüyor. Şimdi sağlığın ve çevrenin korunması alanından baktığımızda yüksek öneme haiz dediğimiz yani kanserojen, mutajen, yürüme sistemi için toksik olan maddelerin gerekli olmadığı şekillerde kaçınarak insanlara ve çevreye zarar vermesinin önlenmesi. Bu kimyasalların yanında imkan varsa başka kimyasalların kullanılması. Peki burada neler yapılabilir? Bununla ilgili olarak sürdürülebilir kimyasalların test ve risk değerlendirmeleri için temiz üretim araçlarının geliştirmesini teşvik. 1 trilyon euro şey koyduk ya, bütçe koyduk ya. Evet. Onlardan bir kısım. Azaltma ve kontrolü nasıl yapmalı? Evet, risk yönetimi önlemleri ve kimyasalların kullanacağı yönelik tüm bilgiler yoluyla insana ve çevre sağlığına bu maddelerin maruziyetinin ya da bunların bu maddelere maruz kalmasını en aza indirmek. İşte malum biliyorsunuz Kakadik'te hazırlanacak olan güvenlik bilgi formunun bir maruz kalma senaryosu hazırlanmak zorunda. Eğer kimyasal zararlı ise. Orada da bunun şeyi. Dolayısıyla kimyasalların bu konuda maruz kalma o yolların tespiti, takibi, hatta bu konuyla ilgili için bir IT çözümünün oluşturulması. Ve de ortadan kaldırma alanına geldiğimizde atık ve ikinci ham maddeleri mümkün olduğunca yüksek öneme haiz maddeleri ortadan kaldırmak ve insan sağlığını ve çevreyi iyi bir kalite durumuna getirmek. Burada bir not düştüm bakın script diye. Bu Avrupa Birliği'nin 5 Ocak'tan beri uyguladığı bir sistem. Nedir yer bu? Yer değiştirmek diyebilir miyiz hocam? Efendim? Pardon, bir şey söylendi duyamadım. Buna yer değiştirmek diyebilir miyiz hocam? Ortadan kaldırmaya yer değiştirmek eskisinde yenisiyle olabilir, yer değiştirmek olabilir, diyebiliyor muyuz? Olabilir. Yani daha bir yumuşak ifade kullanmak istiyorsanız olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin SCIP diye bir uygulaması var. Bu geçtiğimiz 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'nde piyasaya sürülen eşyalar 1/1 ya da üzerinde yüksek öneme haiz kimyasal ya da endokrin vesaire içeriyor ise merkeze ECA'ya bildirimde bulunması gerekiyor idi. Onun da nedeni şu tahmin edeceğiniz gibi bu eşyalar kullanıp ömürlerini tükettikleri zaman atık haline geldikleri zaman içermiş oldukları kimyasalların bilinmesi. Yani çevreye bunların işte sandalyenin şuraya, koltuğun oraya, bilmem neyin buraya gelişi güzel atılmaması için. Burada da gene yapılacak şey özellikle geri dönüşüm atık teknolojilerinin dekontaminasyon çözümü de dahil güvenli ve temiz geri dönüşüm olaylarının teşvik edilmesi şeklinde. Ülkemizde hiç konuşulmayan bir şey. Ben baştan beri bayağı bir bu konuda ses çıkarmaya çalıştım ama maalesef çıkaramadım. Diyor ki Avrupa Birliği bu stratejide COVID-19 salgını yalnızca insan ve gezegen sağlığını korumanın aciliyetine katkıda bulunmakla kalmadı. Aynı zamanda üretim ve tedarik zincirlerinin ilaç üreten kimyasallar gibi bazı kritik kimyasallar için giderek daha karmaşık ve küresel hale geldiğini fark etmemizi sağladı. Gene baktığımızda tasarım gereği güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara geçiş yalnızca toplumsal bir aciliyet değil, aynı zamanda da büyük bir ekonomik fırsat. Yani bu konuda AB'nin COVID-19'daki krizden kurtulmasında kilit bir bileşen olarak görüyorlar, fırsat görüyorlar. Ve COVID-19 salgını temel toplum uygulamalarında kullanılan bazı kimyasallar için sınır sayıda tedarikçinin, örneğin ilaçların bulunabilirliği ve AB'nin sağlık krizlerine yanıt verme kapasitesi gibi risklerin oluşturabileceğini altını. Bunları nereden tanıyorsunuz? Bir yerden tanıyorsunuz herhalde bu söylenen şeylerin. Bir yerde yaşamışsınızdır herhalde bunları. Bunu vurgulayamadık kimyasallar olarak.
maalesef kimyacılar olarak bu pandemide bunu vurgulayamadığımız gibi daha önce yemiş olduğu yemeğe kısmen alkol katıldığı için bilmem kimi işten atan valiler olan dönemde şimdi alkol banyosu yapan insanlara rastlıyorsunuz. Niye? Hayat önemi var çünkü kurtulmak zorunda. Dezenfektan olarak alkoller, daha doğrusu alkol temelli dezenfektanlar çakır çakır her yerde kullanılıyor. Ha, içiyorlar, içmiyorlar, ona bir şey diyemem ama biliyorsunuz neticede kimyasal maddenin vücuda girme yolları sadece ağızdan değil. Deri yoluyla, solunum yoluyla, hatta oral yolla vesaire giriyor. Yani bunları biz maalesef, hakikaten üzüldüm bu alanda onu da söyleyeyim. Biz kimyacılar olarak kimyanın önemini bu alanda insanlara hissettiremedik maalesef. Ama bakın kendi stratejisinde AB COVID-19'un ne olduğunu bu şekilde anlatmış. Evet, şimdi bakalım bir alana gidelim. Kimyasalların bilinmeyen riskli alanları. Genel açıklamalara baktığımızda 2000 ile 2017 yılları arasında UNEP'e göre küresel kimya endüstrisinin üretim kapasitesi 1.2'den 2.3 milyar tona çıkmış. Gene bu çalışmanın yapıldığı zaman, yani stratejinin yapıldığı zaman REACH kayıtları ile ilgili olarak bakılmış. Ağustos 2019'da bu kapsamda 22.600 kimyasalın kaydı yapılmış. Ha, burada şuna dikkatimizi çekiyor. Bu sayı piyasadaki bir tonun altındaki kimyasalların yanı sıra kapsam içinde kabul edilmeyen, düşünün, polimerler ne kadar çok var. Pestisitler, farmasötikler, bunların hiçbiri bu 22.600 kimyasalların altında, bir tonun altında olanlar ve de üzerinde olup da kapsamda olmayan polistler falan filan bunları içermemektedir. Bunu da gözünüzde bulundurmak lazım. Piyasadaki toplam sentetik kimyasal sayısının 101 madde olduğu tahmin ediliyor. Yani şöyle diyebilirim, Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz şeyleri var, envanterleri var. İşte iki tane envanter var, biri Elinx, biri Einex diye. Elinx envanteri biliyorsunuz statik bir envanterdir, kapanmıştır. Bu envanterin içinde yapılan kayıtlarda 100.204 tane kimyasal kayıt altına alınmıştır. İşte 100.000 lafı genelde oradan gelmektedir. Ve bakın 100.000 kimyasal var ama kötü bir şey. Bunların içinde 600.000 kadar madde için internette dolaşıp, kayıtlara dolaşıp toksik veri bulabiliyorsunuz. Bunun dışındakiler için toksik veri bulabilmeniz oldukça zor. Şimdi burada bir şeyi bulamadım, bunu size paylaşayım. Buradaki kayıt olarak, kaynak olarak DTÜ 2019 denmiş ama bulamadım, hala da arıyorum. Bu hangi kaynak? Ama neticede bunu bilmemize, rakamsal olarak bilmemize yarar var. Gene başka bir yaklaşım var. Yaşam döngüleri boyunca kimyasalların bilinmeyen sayıda dönüşüm ürünleri var. Kendi kendine bilmediğimiz dönüşüm ürünleri var. Nitekim biliyorsunuz şeydeki CLP ya da bizim SA'nın sınıflandırma koşullarına baktığınızda sınıflandırmayı değiştirmeyen koşulları vardır. Der ki işte kimyasal maddenin atmosferik oksijenle şunla bunla yavaş yavaş reaksiyona girerek düşük miktarlarda, düşük konsantrasyonlarda falan türevler yapması falan gibi resmen yönetmenimize girmiş olan, tabiri caizse ne yediği belirsiz, ölçümü bir miktarı bilinmeyen kimyasallar var. Bir de tabii ki çeşitli artmaya devam ediyor. Şimdi bunu nereden aldım ben? Bakın aşağıda European Environment diye, bu 2020 için Avrupa Birliği'nin çeşitliliğine bağlı olarak, çevresine bağlı olarak bir rapor yayınlanmış. Tavsiye ederim okuyun. Çok geniş bir şey ama özet de var. Ama Avrupa Birliği'nde bu şeyle ilgili olarak çevredeki gelişmeyle şunla bunla 2020 raporunda bayağı şeyler anlatılmış. Biraz sonra göstereceğim bir şey de var. O da şu. Diyor ki bu olay bir buzdağıdır. Bakın diyor ki 100.000 kimyasal pazarda, bunların içine yapılan kayıtta 22.600 kimyasal yılda bir ton ve üzerinde kapsam için olan kullanımda ve bunların içinde gene biliyorsunuz 100 ton ve üzeri bayağı ciddi bir tehlike sistemin içine giriyor. 10 ila 100 ton arası biraz daha farklı diyorsunuz. 4.700 kimyasal madde tehlike karakterizasyonu ve değerlendirmesinde öncelik veriliyor biliyorsunuz 100 ton üzerinde. Kontrol altında.
Peki bakalım burada ne var? 500 kimyasalla ilgili olarak tehlike maruziyetleri açısından kapsamlı bir şekilde karakterize edilmiş vaziyette. 10.000 kimyasal için tehlike ve maruziyetlerin bir alt kümesi için oldukça iyi karakterize edilmiş demektir. 20.000 kimyasal için tehlike ve maruziyetler için sınırlı karakterizasyon ve maalesef 100.000 içinde 70.000 kimyasal için tehlike ve maruziyetler için zayıf karakterizasyon denmekte. Nitekim biliyorsunuz evvelki sene yılbaşında bir patırtı koptu. Almanya'nın Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Otoritesi dedi ki yapılan kayıtların 2/3 hatalı. Verilen bilgiler yanlış. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor dendi. Ve Avrupa Birliği ECA'yı dürtüklemeye başladı ve ECA'da 2027'ye kadar bunlarla bilgi bölümüne ilgili olarak inceleme yapıp bu bilgilerin doğru olup olmadığını karar verecek. Çünkü daha önce biliyorsunuz ECA'nın bu konuda bir fonksiyonu yoktu. ECA orada sekreterya yapıyordu. Hani işte dosyasını yollamış mı? Yollamış. Hangi ton? Şu ton. Bakıyor işte savcılık kağıdı var mı? İkametgahı var mı? Efendime söyleyeyim şu var mı? Etiketi var mı yok mu? Tamamdır. Tamam. Bunun kaydı yapılmış. Değil işte. İş bu değil. Dolayısıyla istenen şey gerçekten verilen bilgiler doğru mu? Çünkü sizlere de tavsiye ediyorum. Oradan aldığınız bilgi kullanırsanız mutlaka kaynağını söyleyin. Çünkü ECA'nın web sayfasında bilgi varsa bu bilgi doğru demek değildir. Bu kaydını yapan firmaların deklarasyonudur. Firmaya ait bilgilerdir. Hani şeylerde yazarız biliyorsunuz. Güvenlik bilgi formlarının 16. maddesine genelde sorumlulukları üstümüzden atmak için deriz ki işte iş bu belge bilinen, zamanına kadar bilinen bilgiler çerçevesinde iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu da çok önemli. İyi niyetle hazırlanmıştır. Yani kötü niyetle de hazırlayabilirsiniz. İşte bunun başka alanlarda karışımda şurada burada kullanılması halinde kullanıcı sorumludur deyip bütün sorumluluğu üstümüzden atmaya çalışıyoruz. İşte ECA'da bunları yapmaya çalıştı ama yakalandı, yapamıyor. Göreceğiz gelecekte ne olacak. Şimdi burada bakalım stratejideki ne önemli şeyler var. Daha doğrusu ne isteniyor? Şimdi birinci istenen şey de öncelikle tüketicilerin için zararlı olan en zararlı kimyasalların yasaklanması. Sadece en gerekli durumlarda izin verilmesi. Burada biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Kakadik'te izin vermek için bir sosyoekonomik şartı var. İşte sosyoekonomik kurallar çerçevesinde toplumun buna ihtiyacı varsa izin veririz. Yoksa vermeyiz ya da kısıtlarız gibi bir yaklaşım var. Burada bunun doğru olarak yapılması isteniyor bana kalırsa. Kokteyl, karışımlar. Karışımlarla ilgili gerçekten riskler neler? İşte biz sınıflandırmada şunda bunda bir takım hesaplama yöntemler şunlar bunlar var. Acaba bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Bir karışımı hesapladığın zaman sonuçta bunlar çıkınca gerçekten bu mu? Onunla ilgili olarak şeyler var, şüpheler var. Bunun gözden geçirilmesi. Polifluoroalkil maddelerin işte yangın vesaire şeylerde kullanıldığı için aşamalı olarak ortadan kaldırılması. Yatırım yeniliklerine olup kapasiteyi artırılması. Kritik kimyasalların tedariki ve sürdürülebilirliği. Artık kritik kimyasallardan Avrupa Birliği ne anlıyorsa. Biz ülke olarak bunları ne anlayabilirsek. Ve de bu da önemli. Bakın bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Kimyasalların risk ve tehlike değerlendirmesinin daha basit bir tek maddelik bir değerlendirme süreci oluşturmak. Ve de burada işte namuslu olalım diyorlar. Bizde yasakladığımız kimyasallar varsa bunları ihraç etmeyelim. Yani ülkemizdeki bir etik değer, küresel olarak etik olduğumuzu ortaya koyalım diyorlar. Ne kadar doğru yaparlar bilemiyorum. Şimdi bunların içinde baktığımızda bakalım dedik ki yasaklamak şeklinde. Şimdi birinci maddeydi değil mi? Evet birinci maddeydi. Burada gıda ile temas eden oyuncaklar, çocuk bakım malzemeleri, kozmetikler, deterjanlar, mobilyalar, tekstil ürünleri dahil olmak üzere tüketicilerin ürünlerinde kümüt, kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksin. PBT kalıcı biyomerkim toksik, endokrin disruptor, hormon bozucu kimyasalları içermediğinden emin olmak için
risk yönetimine genel yaklaşımı genişletmek. Buna ek olarak gene insanlara zarar verecek olan bağışıklık, nörolojik veya solunum sistemlerini etkileyenler, belirli hedef organ toksitine ait kimyasallara dahil olmak üzere bunlarla ilgili olarak yöntemleri ve zamanının tanımlanması ve risk yönetimine yönelik genel yaklaşım yerinde değilken tek tek düzenlemeler için listelenen tüm maddeler için kısıtlamalar ve gruplama yoluyla öncelikle kısıtlama gruplama yoluyla yani risk değerlendirmesini bitirmeden bu şekilde bir bakıma güvene almak için bu böyle bir öncelik verin diyorum. Kokteyller yani karışımlar. Bunların bu şekildeki güvenlik değerlendirmeleri içe en iyi nasıl dahil edeceğini değerlendirmek. Çünkü biliyorsunuz RİÇ'te madde basında yapılıyor bunlar. Güvenlik değerlendirmeleri. Karışım basında yapılmıyor. Su, gıda, katkı maddeleri, oyuncaklar vesaire gibi de temas edecek de ilgili mevzuatta kombinasyon etkilerini hesaba katacak hükümler getirmeli. Artı ilginçtir burada. Mümkün olan yerlerde mevcut AB kuralları kullanarak tütün ve ilgili ürünlerinde kullanılan karışımların da değerlendirilmesi. Yani tütüne koyuyoruz. Nasıl olsa şu partinin bu farmi adam içip gidiyor. Havaya gidiyor. Bir zararı yoktur etrafa diyoruz. Ama adam içiyor. İçeride ciğerlerine çekiyor. Yani birebir şekilde maruz kalıyor. Diğer bir olay dedik ki FAP'lar bunlarla ilgili olarak işte uluslararası forumlar aracıyla araştırmalara gitmek, üçüncü ülkelerle ikili politikalar diyaloglar ele alması ve AB çapında bunun yaklaşımında yani ortadan kaldırmasını önererek yenilik programında mali destekler sağlamak, Horizon Europe altında bunu yerine alacak güvenli inovasyonlar ve araştırma inovasyon fonu sağlamak. Horizon dediğim olay Ufuk 2020 görüyorsunuz. Türkiye'de de bunlar uygulanıyor. Türkiye'nin de katıldığı programlar var. İşte Turkey in 2020 projesi. Bunu tıkladığınız zaman Türkiye'ye gidiyorsunuz vesaire. Hatta bir örnek göstereyim. İşte Turkey Horizon 2021. İşte Welcome to the official page in Turkey Horizon 2020 project. İncelemenizde yarar var. Burada işte bakın Avrupa Birliği'nin araştırma korona platformuna girip bilgiler almak gibi şeyler var. Bunu da incelemenizde yarar var diye düşünüyorum. Evet. Sonra ne dedik? Bir madde, tek madde, tek değerlendirme. Çünkü Avrupa Birliği'nde baktığımızda o kendisi açısından inceliyor. Çeşitli aktörler tarafından farklı zamanlarda çeşitli AB kurumları, bilimsel komiteler, uzman grupları, komisyon departmanları tarafından yapılıyor. İşte bunların en başta gelenleri European Food Safety Authority, European Chemical Agency, European Medicine Agency, European Environment Agency gibi kuruluşlar kendi başına herkes bir kimyasalı değerlendiriyor güvenliği için. Deniliyor ki böyle olmasın. Bu kimyasalla ilgili olarak değerlendirme yaparken koordinasyonu sağlayalım, başlatma için birlikte bu işe girelim. Senkronize bir şekilde olsun. Tek bir mevzuat parçası kapsamında bir değerlendirme önerildiğinde koordineli eylemin sağlaması için varsa diğer mevzuat parçalarını da işin içine sokalım. Buradaki temel mekanizma RİÇ ve CRP kapsamında olsun ve bir şey birim belki ileride göreceğiz. Kamu faaliyetleri koordinasyon aracı. Public Activities Coordination Tool diye bir şey oluşturalım ve bu çalışmaları bunun üzerinde yapalım diyorlar. Evet, onlar da aynı dertten müstakil, biz de aynı şeyden müstakiliz. Nedir bu? Kimyasallara çok otoritenin katılması. Burada işte genel bir bakış. Daha işi basite indirmek için kamu faaliyetleri koordinasyon aracını ortaya koymak, kullanmak. Gene ilgili sektörlerin özelliklerine ele alırken kimyasallar üzerinde tehlike risk değerlendirme girişimleri için üye devletler, komisyon servisleri ve AB ajanslarından bir uzman çalışma grubu oluşturmak. Ondan sonra komisyon içinde bir koordinasyon mekanizması kurmak ve tek madde tek değerlendirme sürecini başlatmak. Bununla ilgili olarak gerek scientific komite gerekse çevresel risk ve scientific komite tüketicilerin güvenliğiyle ilgili komitede birlikte bunlarla çalışmak. Yönetişimi güçlendirmek ve burada gene bir şikayet var. RİÇ'in izin ve kısıtlama süreçlerinde
pratik uygulamalarda eğitilen temel bulgulara dayanarak reform yapılması. Neler çıktı bekleniyor bundan? CLP tüzüğünün tehlike sınıflandırmasının merkezi parçası olmak, onun üzerinde yürütmek. Nanomateryallerin tanımını tekrar gözden geçirmek. Kimyasallar hakkında ortak bir açık veri platformu geliştirmek. Ortamda bulunan insan ve çevre sağlığına dayalı sınır değerlerin yeniden kullanımı ve uyumlaştırmasını teşvik etmek. İlgili akademik verilerin güvenlik değerleri için kolayca erişebilir olması. AB'nin ulusal makamları daha fazla bilgi gerektiğinde maddelerin test edilmesi, izlenmesini, görevlendirmesine olanak sağlaması. Verilerin yeniden kullanımı için önündeki engellerin kaldırılması ve de AB gıda güvenliği sektöründen, burası çok daha zengin diğer sektöre nazaran, kimyasal mevzuat parçalarına genişlenme. Evet, neticede bu strateji kimyasallarda toplum değerini ve güvenli sürdürülebilir kimyasalların üretilmesini desteklemek için bir fırsat, fırsat olarak görüyorum. AB vatandaşlarının tehlikeli kimyasallardan yüksek düzeyde koruma sağlanması, artı diğer taraftan AB endüstrisinin küresel boyutta bir rol model olabilmesi için teşvik sağlanması. Yeşilin sıfır kirlilik hedefine ulaşmak için işte bahsetmiş olduğumuz ilk adımın biyoçeşitlilik, çiftlikten çatala sterezine tanınan hedeflere sıfır kirlilik eylem planlarını yine Avrupa'da kanseri yenme planının kimyasalların yönetiminin başarısına katkıda bulunması. Gene başka bir doküman var, okumanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Avrupa Sanayi Stratejisi ve Avrupa için kurtarma planı var. Europe's Mammoth Repair and Prepare for the Next Generation diye. Buradaki döngüsel ekonomi eylem planı, farmasötikler stratejisi, hidrojen stratejisi, piller gelişimi ile ilgili yeşil anlaşmanın diğer şeylerin gelişmesi niteliklidir. Evet, umarım vaktimi aşmadım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışırım. Hocam çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Benim bir sürü sorum var. Ama önce dinleyicilerin sorularını alayım. Arkasından ben sorularımı ileteceğim. Ağzınıza sağlık. Peki. Arkadaşlar sorularınız varsa chat bölümünden yazarsanız hemen sormaya başlayacağım. Çünkü saatimizi de biraz açtık. Saat 9:06 geçiyor. Normalde 9'da bitmesi gerekiyordu. O yüzden bir 3-5 dakika daha sistemde kalırsak daha sonra bitireceğiz. Ecem Hanım, arkadaşlar efendim? Varsa sorusu yetişmesi sonradan da maille falan iletişime gelip sorular sorabilirler. Bence sıkıntı. Tabii ki biz bunu internet sitemizde de yayınlayacağız zaten. Öncelikle Risk Yönetim Derneği'ne üye olunması veya kayıt olunması gerekmekte. Daha sonra YouTube kanalından da bu evet. Sunumu tekrar izleyip bizimle iletişime geçebilirler. Hocam benim birkaç sorum var o zaman. Ben kendim sorularımı sorayım. Şimdi örnek veriyorum ben bu asbest ürünler ve buzdolabında kullanılan kimyasallar özellikle atıklarla ilgili geri dönüşüm sürecinde bizlerde biz bu süreçte ne yapmalıyız ya da nasıl davranmalıyız? Çünkü biz yeşil taahhüte sanırım daha henüz üye değiliz. Yani Avrupa Birliği'ne üye olmadığımız için yeşil taahhütte bizim için gelecekte bir baz olacak ama şimdilik bir baz teşkil etmiyor gibi düşünmekteyim. Valla şimdi ben her zaman söylerim, araştırmak lazım, bakmak lazım, dünya nereye gidiyor onları önlemek lazım, öğrenmek lazım. Çünkü neticede ticaret yapıyoruz ve ihracat yapmazsanız da bu dönemde ayakta durabilmenize imkan yok. Onun için en kuvvetli ticaret partnerinizin nereye gittiğini bilmeniz lazım, nelerle uğraştığını bilmeniz lazım. Ve çünkü ileride siz oraya ticaret yaptığınızın başınıza gelecektir. İşte örneğin bahsettiğim Skip olayında şayet Avrupa Birliği'ne bunu ihraç ediyorsanız oradaki sizin müşteriniz bundan da eşya yapıyorsa size geri dönüp bununla ilgili bilgi isteyecektir. Ya da diyecektir ki ben bununla uğraşamıyorum. Bu eşya ile ilgili bildirim yapamam. Sen bu bana ihraç etmiş olduğun eşya boyutuna söylüyorum. Eşyayı satmaya devam ediyorsun. O zaman burada bir tek temsilci bul, her şeyde olduğu gibi. Burada EKA'ya bildirimde bulun diyecektir. Yani bunlar maalesef ileride bizim ticaretimizi engelleyecek olan ya da durduracak olan
engel demeyeceğim ama mevzuat çerçevesindeki yaklaşımlar. Çünkü söylediğim gibi Avrupa Birliği ne yapıyor ediyor bu konularda. Özellikle Dünya Ticaret Örgütü'ndeki toplantılarda şurada hemen işin önüne insan sağlığı ve çevre boyutunu koyduğu zaman 3 aşağı 5 yukarı kavgadan sonra isteklerini kabul ettirebiliyor. Dolayısıyla kabul ettirdikten sonra da bir bakıma dünya mevzuatı haline geliyor. Dünya mevzuatı haline geldikten sonra biz de Türkler olarak buna uymak durumundayız. Evet, başka sorumuz var mı? Benim kılıcım şey yapıyor. Aslında buzdolabında kullandığımız gazlar var ya, buzdolabında kullandığımız gazlar açıkçası her seferinde her 5-10 yılda bir değişikliğe uğruyor. Bunların nedeni de kimyasallara giriyor. Ve AB çerçevesinde bu gazların en son R12'ye kadar gazlarına kadar değişim oldu. Karda endokrin bozucu kimyasallar ve biyosiller içerdiği için her seferinde değişiklik gösteriyor. O buzdolabında eski çamı göreceğiz. Dağdaki buzluk dediğimiz ilerliyoruz. Biz ki sürdürülebilir kalkınma. Her şeyin gerçekten çok fazla kimyasal içerdiğini kim... Valla ses çok kötü geldi. Bir şu anda da kesildi. Tam olarak buzdolabındaki gazlardan bahsediyordunuz galiba. Anladığım kadarıyla biliyorsunuz normal olarak bir takım gazlar işte kloroflüoroalkaliler, klorokarbonlar hesaplanmış evet. Vaziyette. Hatta yıllarca önce Belçika'nın bir kuruluşu var AMPI diye. Burada da hep insanlara kavga ediyorum. Bir türlü öyle bir kuruluş oluşturamadım. Bu kuruluş arkadaşlar sigorta şirketlerinin oluşturduğu bir teknik kuruluş. Bunlar standart da çıkarabiliyorlar. Deney de yapabiliyorlar, eğitim de verebiliyorlar, her şeyi yapabilen bir kuruluş. Onlardan sürekli bana şeyleri geliyordu. Bir tanesini şundan bahsediyordu. Kloroflorokarbonların yasaklandığı zaman. Artık diyorlardı, örneğin şeyde, ne derler, Florida'da, Amerika'da kokain ararken onun yanında millet klorokarbon da arayacak. Yasaklanmış çünkü ondan vazgeçmek zor. Hakikaten de aslında kullanım açısından baktığınızda diğerlerine nazaran çok çok iyi bir gaz. Ama maalesef işte ozon tabakasında bir incelmeye neden oluyor. Devreyi kesiyor. Ozon oluşmasını engelliyor vesaire vesaire. Ama onun dışında işte Amerikan ordusu için DuPont tarafından geliştirilmiş bayağı iyi gazlar bunlar. Yani hiçbir leke bırakmıyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Toksik değil vesaire vesaire. Gerekli yerde bunu kullandığınız zaman bütün alanı kaplıyor ve oksijeni yok ediyor, daha doğrusu yanan malzemeyi oksijenle temasını kesiyor, ortaya çıkıyor ama maalesef zararları var. İşte şu anda biliyorsunuz ne derler ona, gazlarda kullanılan gazların belirli kriterlere sahip olması gerekiyor. Ha ne kadar sahip, ne kadar doğru yapılıyor? Peki. Valla ne bileyim ben, inşallah doğru yapılıyor. Söyleyecek bir şeyim yok yani. Başka yani bunlarla olarak ilgili birçok çalışma var hocam. Yani bizzat da şahit oldum. Bir de hocam aslında da karbon vergisiyle ilgili soru sormak istiyorum. Sera gazı ile ilgili, sera gazı izleme planı Türkiye'de yaklaşık olarak 2015'ten beri aktif olarak yapılmakta. Aslında bir data oluşturuyoruz Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. 5 yıldır data verilerimiz girildi. Ben şimdi ekranda gösterdiğiniz Türkiye'nin hani fair notuna acaba oradaki not Türkiye'dekiler oraya herhangi bir giriş yapmadı mı? O merak ettim. Sonra TÜİK raporlarında da her bir sene bir sonraki seneden daha fazla bir artış oluyor 2018 ile 2020 arasında. Buradaki artışı da aslında ben bazıları daha sera gazı izleme planı yönetmeliğini uygulamadığı içindi. Son dönemlerde sera gazı ile ilgili iki tane taslak rapor çıktı. Bir tanesi sera gaz taslak değil de cezai durum oluşturacağını, yani sera gazları izleme planına dahil olan üreticilerin, imalatçıların henüz planlarını göndermedikleri için cezai duruma maruz kalacaklarını, diğer taslak planda bir hafta. Aslında ben burada biraz da Türkiye'nin bu konuda o platforma giriş yapmadığını düşünüyorum. İki senelik artış da yeni olan firmaların kayıtlarının
gelmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Bu durumda karbon vergisine biz de dahil olacak mıyız? Yani birileri işte ağaç dikecek bizim ülkemizde belki ama biz karbon vergisini biz de ABD'ye tam üye olmadığımız için biz de bu noktada nasiplenecek miyiz? Yani o onu, işte fon dediğimiz şeye aslında biz yatırım yapıp tekrar onları mı kullanacağız? Evet, hayır. Şimdi o bahsettiğiniz Türkiye'de orman diken yabancıya ait olacak, o bizde hiçbir alakası yok. Şimdi karbon vergisi şöyle düşünülüyor, çok detayına inmedim ama ön planda görülen şey, öncelikle bir de tabii ki kendilerinin çevre havarisi olduğunu göstermek için diyorlar ki, işte karbon emisyonuyla ilgili çok da etik olmayan ülkelerden işte mallar alınırken bu ülkelerden karbon vergileri konacaktır. Bu karbon vergileri alacaktır. Bu biraz şeye de benzettim ben onu. Nasrettin Hoca'nın yün hikayesine benzettim. Hani terörü koyup hayvanların geçip oradan kalması, yünleri toplaması gibi. Onlar da bütçelerini arttırmak için buna uymayan firmalardan oraya gelirken mal satarken karbon vergisi almak. Bundan da bir bakıma kendilerine bir fon oluşturmak ve araştırmada kullanacak fonları oluşturmak. Şimdi bakın çok güzel söylediniz. İşte karbon vergisi bence kimyacılar için yapılması gereken bir webinar. Çok önemli bir konu. Ve de geleceğe yönelik gerçekten çok önemli. Yani belki şöyle söyleyeyim. Bu çok da değil. Bundan 3-5 sene önce 3 kelimemizden bir tanesi karbon olacaktır. Çünkü bütün dünya ona gidiyor. Onun için şimdiden bunu tam olarak öğrenip etrafa anlatmak, farkındalık yaratmak için bence iyi bir konu. Karbon vergisi nedir vesaire. Ha, diyeceksiniz ki ya çok kişiye ilgilenmez. Katılırsa 5 kişi. 5 kişi katılsın. Ama biz onu alır YouTube'a koyarız. YouTube'da ilgilenenler arar bakar. Ama dediğim gibi bunlar çok geleceğe yönelik şeyler bunlar arkadaşlar. Şu anda kalktığınız yönetmeni yerine getirdiniz. İlk kere 4 eşittir 5. Geldi şey bakanlık baktı. Ha 5'miş tamam aferin. De ki size bir şey getirmiyor ama gelecekle ilgili uğraşmanız gerekiyor. Geleceğe yönelik bunları incelemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Başka sorusu olan var mı? Evet. Karbon karbonu dinleyeceğiz diye arkadaşlar yazmışlar. Ben öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum hocam. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Herkesi ekranların başına ekranlarını açmasını rica ediyorum. Böyle bir toplu resim alalım. Bugün yanımızda olan herkese çok çok teşekkürler. Risk Yönetim Derneği'nden bizi yalnız bırakmayan Zeynep Hanım, Onur Bey ve Hakan Bey'e tekrar buradan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Toplu bir resim alacağız sanırım. Ondan sonra da iyi akşamlar dilerim. Hakan Bey gitti galiba. Hakan Bey teşekkür dinleyemedi sanırım. Buradayım hiç merak etmeyin. Buradayım, dinliyorum. Dinlemeniz önemli değil, yüzünüzü görelim, resim çekiyoruz. Ha. Geldiniz mi? Yüzümü de gösterdim, ben fotoğrafınızı çektim de o kadar şey arka planda kalmışız ki artık şey kendimi açmayı bile unuttum fotoğrafımı. İşte ben de unuttum. Evet. Aynen, peki arkadaşlar, şu anda arıyorum lütfen. Ben de başta Risk Yönetim Derneği'ne teşekkür ederim. Böyle bir imkanı sağladığı için. Sizlere de gecenin bu saatine kadar katılıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah buna benzer geleceğe yönelik konularda tekrar bir araya geliriz. Beni dinlersiniz, sizleri dinleriz. Bu konuda bilgi sahibi oluruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Günümüzde önemli bir dilek bu. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Sağlıklı günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.